Uyku tutmadı galiba. Tutmadı. Nasıl tutsun ki? Şadi içeride. Delirmek üzere kendini parçalıyor. Ben bir avukat olarak durumun çaresizliğini görüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir abla olarak da bunu yüreğim kaldırmıyor tabii. Bir de böyle seninle ne bileyim. Allak bullak oldum Fırat. Biliyorum. Bunca yıl sonra birbirimizi bulduk. En azından bunun için mutlu değil misin? Mutluyum. Ama böyle cami fanusun içinde tek başına mutluluk ne işe yarar ki? Yani içim huzursuz, böyle kötü hissediyorum. Böyle sürekli her şeyi engelleyen narin böyle bir türlü kendimi bırakmama izin vermiyor. Seni çok sevdiğimi bilmiyor musun? Hı? Biliyorum. Ama sana dair çok derin bir kayıp duygum var benim. Merak etme. Çok sürmez aramıza girer o duygu. O kayıp duygusuna isteyerek mi sebep oldum sanıyorsun? Yani o kadar büyük bir aşkı yaşarken isteyerek mi ortadan kayboldum sanıyorsun sana? Bilmiyorum. Annem çok rahatsızdı. Yani ruhsal sorunları vardı. Bundan söz etmekten utanırdım. O gece işte. O korkunç gece. Hastaneden çıkmış. Daha doğrusu kaçmış. Eve geldi. Gerisini biliyorsun. Utanmıyorsun değil mi elinde olanlarla? Anne! Annenin rahatsızlığı arkamdan gelmemeni mazur gösteriyor mu? Yarı çıplaktım ben ormanda. Ölüyordum korkudan. Tir tir titreyerek. Çok utandım. Arkandan geldim ben. Annem tamamen kontrolden çıkmıştı. Ağır bir kriz geçiriyordu. Ben... Yine de o kadını Salih teyzeye teslim ettim. Birkaç dakika sonra da arkandan fırladım. Ama bir şey oldu. Anne! Oğlum kazaydı oğlum. Kazaydı. Baba ne oldu burada? Kaza, kazaydı oğlum, kaza. Annemi öldürdün lan! Annemi öldürdün! Çıkardın beni! Yoksa cennet diyeceğim, kendimi çıkardım. Koşup dehşet içinde annemi banyodan çıkarttım. Aşağı indiğimde babam Babür'e bir şeyler anlatıyordu. Allah belanı versin lan! Kansız! Babür, bak Nalan ceza almaz. Ağır hasta. Ama ben içeri girersem hepinizin hayatı biter. Anlıyor musun? Babür ananı kaybettin. Aklın başında değil. Ama beni de kaybetme oğlum. Beni de kaybetme. Baba nasıl oldu? Anam buna, bu anana bir sürü abuk subuk laf etti. Ben de tokat attım. Ayağa takıldı başı sehpaya ya. Oğlum git konuş onunla. Razı et. Bu yaştan sonra beni mahkeme kapılarında süründürmeyin oğlum. Çok kötü birkaç saat geçirdik. Annemi hastaneye götürdüler. Babam Salih teyzeyi öldürmüştü, Babür'ün annesi. Eski sevgilisini. Suçu anneme yıkacaktı. Hmm.
zamanlar bilmiyordum Babür'ün abim olduğunu. O da o gece öğrenmişti. Babasını bulduğu gece annesini kaybetmişti. O zamandan beri biliyor muymuş yani? Sonra benimle akıl dışı bir pazarlık yaptı o gece. İkimizin hayatını değiştirecek, şeytanın aklına gelmeyecek bir pazarlık. Babür. Ne var lan? Babamı ele verme, o iyi bir adamdı biliyorsun. Bak kazaymış, anneni de çok severdi. Gelecekte de pişman olacağın şeyler yapma. Bak annem ceza almaz gerçekten. Yakma yaşlı adamın başını. Hem... sen onu baban gibi seversin yıllardır. Kes lan! Kes! Ne istiyorsun söyle, yapacağım. Arni gördüm yolda. Çıplaktı. Ne yaptın? Ne yaptın Fırat? Sana ne lan, gerzek gerzek konuşmasana. Annem bastı zaten bizi. Öldürüyordu neredeyse kızı. Sonra da annen geldi işte. Allah belanızı versin lan! Topunuzun Allah belasını versin! Sen de kabul mü ettin? Kabul ettim. Ne olursa olsun babamın hapse girmesine engel olmam gerekiyordu. Başka türlüsü mümkün değildi. Arkandan gelmedim Narin, gelemezdim. Eğer bizi yan yana görseydi o manyak babamı içeri attıracaktı. Sana da ne yapacağı belli olmazdı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayır, biliyorum. Biliyorum. Baban hapse girmeliydi. Çünkü eğer birini öldürdüysen hapis yatmalısın. İki tane oğlunun verdiği yalın ifadeyle öyle paçayı falan kurtaramazsın, tamam mı? Evet. Senin okuduğun hukuk kitaplarında öyle yazıyor. Ama bu dünyadaki bütün oğulların babaları için yapabileceği bütün hukuksuzları yazmaz o kitap. Neden biliyor musun? Daha bir yaşındayken o ruh yerleşir bizim beynimize. Dünyadaki en nefret edilen babanın bile bir krallığı vardı çocukların içinde. Konuşma. Sus. Sakın konuşma. Benim bunu anlamamı bekleme sakın. Beni ikna etmeye falan kalkma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.